Aşağıdaki tabloda atomun yapısındaki taneciklerin bazı özellikleri verilmiştir. Tabloda verilenler incelendiğinde çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Proton ve nötron atomun çekirdeğinde bulunur. Burada taneciklerin bize konumu verilmemiş. Yani hangisi çekirdekte, hangisi yörüngede, tabloda bu sonuca ulaşamıyoruz. Bu ifade doğrudur ama tabloya bakarak bu ifadeye ne yapamayız? Ulaşamayız. Bu yüzden 1 yanlıştır. 2. Proton ve elektron arasında elektriksel çekim kuvveti vardır. Protonun yükü artı, elektronun yükü eksi olduğu için zıt yükler birbirini çeker ve aralarında elektriksel çekim kuvveti vardır. Bu sonuca ulaşabiliriz. 3. Nötronun kütlesi elektronun kütlesinden fazladır. Nötronun kütlesi 1,6748 çarpı 10 üzeri eksi 27. Elektron da 9,107 çarpı 10 üzeri eksi 31. Sanki buraya baktığımız zaman elektron daha büyük gibi görüyoruz. Fakat şuna dikkat edelim. 10 üzeri eksi 27, 10 üzeri eksi 31. Üstleri eşitleyecek olursak elektron da 10 üzeri eksi 27'ye eşitleyelim. 4 virgül daha ne yapmamız gerekiyor? Sola kaymamız gerekiyor. Yani burada 9,000 9107 çarpı 10 üzeri eksi 27 olur. Bakın burada elektronun ne kadar küçük olduğunu görmüş oluyoruz. Yani nötron elektrondan daha fazladır. Buna da ulaşıyoruz. Cevabımız 2 ve 3 C şıkkı olur. Yapısında 3 farklı tanecik bulunur. Çekirdeğin yapısında proton nötron bulunurken elektronlar ise çekirdeğin etrafında belirli yörüngelerde bulunurlar. Aşağıda magnezyum ve flor atomlarının tanecikleri modellenerek gösterilmiştir. Buna göre modellemelerde verilenler incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Magnezyum atomunun pozitif yüklü tanecik sayısı negatif yüklü tanecik sayısına eşittir. Pozitif yüklü tanecik sayısı nedir? Protondur. Negatif yüklü tanecik sayısı da elektrondur. Bakalım kırmızı tanecikleri saydığımız zaman zaten nötr atomda proton elektronu her zaman nedir? Eşittir. Burada saymasak bile bu sonuca ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz. Yine bakın burada 2, 8, 10. Üçüncü yörüngede de 2, 12 olacaktır. Kırmızı toplarda yine 12 tanedir. Yani bu ifade doğrudur. B. Magnezyum atomunun çekirdeğindeki tanecik sayısı florun çekirdeğindeki tanecik sayısından fazladır. Magnezyumun proton sayısı, yani kırmızı olarak gösterilen ne demiştik? 12. Nötron sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane. Şimdi flor atomuna bakalım. Proton sayısı 3, 6, 9 tane. Nötron sayısı da 3, 6, 9, 10 tane. Burada toplam 25 ederken burada toplam ne olacak? 19 olacak. Yani magnezyumun çekirdeğindeki yük sayısı daha fazladır. Bu da doğru. C şıkkı. Flor atomunun çekirdeğindeki tanecik sayısı yörüngedeki tanecik sayısından fazladır. Evet, çekirdekteki tanecik sayısı proton ve nötron, yörüngede elektron. Zaten proton sayısı elektron sayısına eşittir. Çekirdekte fazladan ne vardır bir de? Nötron vardır. Bundan dolayı çekirdekteki yük sayısı daha fazladır yörüngedekine göre. D'ye bakalım. Flor atomunun yüksek üst tanecik sayısı yani nötron sayısı negatif yüklü tanecik sayısına eşittir. Nötron sayısı 10 tane. Negatif yüklü tanecik sayısı da protona eşit. Yani 9 tanedir. Elektron sayısını yine burada da sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Biri 10, biri 9 olduğu için eşit değildir. D şıkkı yanlıştır. Cevabımız D olur. Atom tanecikli yapısı ile ilgili çalışma yapan bilim adamları modelleme yöntemini kullanırlar. Atomun mavi, kırmızı ve yeşil gibi renkleri olmamasına rağmen atomları değişik renkte ve büyüklükte modellerle açıklamaya çalışırlar. Tek yapılı olanlar atomu temsil ederken en az iki atomun grup halinde olduğu modeller molekülü temsil etmektedir. Aşağıda mavi, yeşil ve kırmızı renkli boncuklarla hazırlanan modeller verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. K modelindeki tanecik sayısı L modelindeki tanecik sayısından fazladır. K modelinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanecik var. L modelinde de 1, 2, 3 tanecik var. Bu ifade doğrudur. 2. L modelindeki tanecik sayısının cinsi
M modelindeki tanecik sayısının cinsinden fazladır. Taneciklerin cinsi renk ve şekillere göre belirlenir. Burada L'de yuvarlak iki tane mavi ve yuvarlak bir kırmızı var. Yani iki cins atom var. M'de ise yuvarlak iki tane kırmızı, yani bir cins atom var. Bundan dolayı L'deki tanecik sayısı cinsi daha fazla olur. Bu da doğrudur. 3'e bakalım. K ve L modelleri bileşiğe, M modeli ise elemente aittir. Bunu nasıl anlayacağız? Elemente ait olan yapılarda, modellemelerde tek cins atom vardır. Bakın burada M'de tek cins atom var. Sadece yuvarlak kırmızı şekilde gösterilmiş. K ve L'de ise iki cins atom var. K'da yeşil ve mavi şeklinde iki cins atom, L'de de kırmızı ve mavi şeklinde iki cins atom görüyoruz. Bunlar da bileşiklerde en az iki cins atom vardır. Bundan dolayı K ve L'de nedir? Bileşiğe ait bir modeldir. Yani cevabımız 1, 2 ve 3 D şıkkı olur. Aşağıda bir maddeye ait molekül modeli verilmiştir. Bu madde ile ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir? Formülü CH4 olan bir bileşik olabilir. C'den kaç tane var? C karbondan bir tane. Bakın molekülü inceleyelim. Bir tane mavi atom var. Hidrojenden, H'den de kaç tane varmış? 4 tane. Burada pembe tanecikten kaç tane var? 4 tane. O zaman bu bir tane mavi atom, 4 tane pembe atom olduğu için CH4 molekülü ne yapabilir? Olabilir. Saf olmayan bir maddedir. Saf maddeler aynı taneciği içerir. Burada incelediğimiz zaman aynı modeli görüyoruz bir maddeye ait. Yani farklı bir model ya da ayrıca farklı bir atom burada nedir? Yoktur. Hepsi aynı model olduğu için bu saf maddedir. Yani ikinci ifade nedir? Yanlıştır. Burada bakın şu şekilde farklı moleküller ya da farklı atomlar olsaydı o zaman bu saf madde değildir derdik. İkinci ifadeye yanlış dedik. Üçüncü ifade, bir molekülünde iki çeşit atom bulunur. Evet, mavi ve pembe iki çeşit atom var. Bu da doğru. Şuradaki beyazlara dikkat edelim. Bunlar bağdır. Yani bu beyaz olarak gösterilen atom değildir. Bundan dolayı üçüncü ifade de doğrudur. Cevabımız B şıkkı 1 ve 3 olur. Atomla ilgili çalışma yapan bilim insanları elde ettikleri sonuçları daha anlaşılır olması için modeller kullanmışlardır. Kendilerinden sonra atom ile ilgili çalışma yapanlar yeni sonuçlara ulaşmaları ile bir önceki atom modelinin geçersiz olmasını sağlamıştır. Aşağıda atom ile ilgili bilim adamlarının yaptığı çalışmalarda ortaya çıkan atom modelleri verilmiştir. Bu atom modelleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? K atom modeli M atom modeline göre daha önce ortaya konmuştur. K atom modeli ile M atom modeline bakalım. M atom modelinde evet atomlar var, atom bulunmuş. Fakat atom içi berk dolu kürelerdir diyor. Dalton'un bu ortaya attığı fikirdi. İçi berk dolu küreler ilk atom görüşlerinden bir tanesidir. Daha sonra ise Thomson'un ortaya attığı atom modeli vardır. Thomson'da atomda artı ve eksi yükler atomun içerisinde dağılmıştır diyordu. Bu atom modeli Dalton'dan daha sonra ortaya konmuştur. Yani A'daki ifade nedir? Yanlıştır. B'de L atom modeline göre artı yükler çekirdekte, eksi yükler de çekirdeğin etrafında dolanmaktadır diyor. Bunu ortaya koyan bilim adamı Rutherford'tu. Rutherford, elektronlar yörüngede dolaşmaktadır. Artı yük, yani proton da çekirdektedir ifadesini ortaya koymuştur. Yani bu ifade nedir? Doğrudur. C, N atom modelini ortaya atan bilim adamına göre atom üzümlü keke benzemektedir. N değil, burada K atom modelinde, yani Thomson ortaya atmış olduğu atom modelindeki artı ve eksi yüklerin atomda dağılışı atomu üzümlü keke benzetmektedir. Bu ifade de yanlıştır. L atom modeli tüm maddelerin atom adı verilen küçük parçacıklardan oluştuğunu öne sürmüştür. L'de
R atom modelinde bu daha önceden öne sürülen bir fikirdir. Yani bunu Dalton öne sürmüştür. Bütün tanecikler atomlardan oluşmaktadır diyor. Bunu ilk öne süren Rutherford değildir, Dalton'dur. Bu ifade de yanlıştır. Bize hangisi doğrudur diye sormuştu. Cevabımız B şıkkı olur. Aşağıdaki görselde atomun yapısındaki tanecikler belirtilerek gösterilmiştir. Atom görseli üzerinde numaralandırılarak gösterilen tanecikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Atomun kütlesini 1 ve 2 numaralı tanecikler belirler. Atomun en ağır kısmı çekirdektir ve atomun kütlesinin oluşturan kısım da çekirdektir. Elektronlar çok çok hafif olduğu için bu kütle hesabında ne yapamaz? Hesaba katılmaz. Bundan dolayı A şıkkı doğrudur. C'ye bakalım. 3 numaralı tanecik atomun yörüngesinde çok hızlı hareket eder. 3 numaralı tanecik elektrondur. Elektronlar da atomun yörüngesinde çok hızlı bir şekilde hareket ederler. Bu ifade de doğrudur. D şıkkı 3 numaralı tanecikin kütlesi 1 numaralı tanecikin kütlesinden fazladır demiş. Burada 3 numaralı tanecikin kütlesi ne demiştik? Başta da söylemiştik. 1 ve 2'den çok çok küçüktür. Bu ifade nedir? Yanlıştır. 1 numaralı yapı pozitif yüklü ise 2 numaralı tanecik yüksüzdür. 1 numaralı yapı eğer artı yüklü yani protonsa 2 numaralı yapı da nötrondur. Nötron da nedir? Yüksüzdür. Bu ifade de doğrudur. Cevabımız D şıkkı olur. Bir atom modeli ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Buna göre verilen atom modeli aşağıdakilerden hangisidir? Bu model bulut modeli olarak da bilinir. Bu teoriye göre elektronlar çok hızlı hareket ettiği için bunların belirli bir yörüngesi yoktur. Sadece elektronların bulunma ihtimalinin olduğu bölgeler vardır ve bu bölgeler elektron bulutu olarak adlandırılır. Burada açıklanan modern atom teorisidir. Yani en son atom teorisi. Bu da B şıkkında gösterilmektedir. Zaten bu şekilde de anlayacağımız gibi bir bulut şeklinde ifade ediliyor. Elektronların belli bir yörüngesi yok. Cevabımız B olur. A şıkkı Rutherford'un atom modeli, C şıkkı Dalton'un atom modeli, D şıkkı ise Bohr atom modelidir. Burada cevabımız B olacaktır.